Genel Kurmay Başkanı Korgeneral Abdulmir Yarallah Orta Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Abdulmir El Şammari bir dizi askeri birliklere ziyaret gerçekleştirerek denetimde bulundular. Ruslarla koalisyon uçakları bugün şafak vakti Makul Dağları'nda da IŞİD terör örgütü teröristlerini hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. Elektrik Bakanlığına göre Nevevakerkük ve Salahaddin illerinde elektrik iletim hatlarının elektrik güç sisteminin de ayrılmasına ve yüklerin sınırlandırılmasına yol açan organize bir saldırıya maruz kaldığını doğruladı. Ordunun başkent ağamanda çatışan Yemenli taraflar arasında tutuklu takası için yine bir müzakereler turu başladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevazdarî, bölge ülkeleriyle diyalog yapılmasını memnuniyetle karşıladı. Fransa'da yeni tip koronavirüs Covid-19 salgınında son 24 saatta 172 kişi yaşamını yitirirken 24.000 yeni vaka kaydedildi. Merhaba hanımefendi, değerli seyircilerimiz. Türkmen Oydu Televizyonu Bağdat Sidr Lana Günken Haber Bülteni ile karşınızdayız. Genelkurmay Başkanı Kurgeneral Abdülamir Yarallah, Orta Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kurgeneral Abdülamir El Şammari bir dizi askeri birlikleri ziyaret gerçekleştirerek denetimde bulundular. Ambaran bölgesinde Errudwe ilçesinde askeri ve güvenlik güçleri tüm güvenlik birimleri ve oradaki askeri birlikler arasında koordinasyon ve işbirliğini sürdürmek amacıyla güvenlik durumunu takip etti. Uluslararası koalisyon uçakları bir gün Şafak Fakiti Makuldağlarında Daş terör örgütü teröristlerini hedef alan bir hava saldırısı düzenlediler. Ölkə təhlükəsizlik mərkəzi yaptığı açıqlamada, Ulusal İstibarat Teşkilatından alınan doğru istibarata görə, Makul dağlarında bir terror hüceyrəsinin fəaliyyətini təsbit etdi. Uluslararası koalisyon ocağında sıra dağlarında mağaralardan birinə hava saldırısı düzenlədiyini bildirdi. Salahaddin'de Daesh terör örgütüne karşı üstün bir kahramanlık örneği sergileyen Hacı Şabi şehitleri için Zikar ilinde bir cenaze töreni düzenlenerek son yolculuklarına uğrandılar. Cenaze törenine Zikar halkından olan birçok kişi katıldı. Selahattin'de Daş terör örgütüne karşı üstün bir kahramanlık örneği sergileyen Haçlı Şabi şehitleri için Zikar ilinde bir cenaze töreni düzenlenerek son yolculuklarına uğurlandılar. Cenaze törenine zikar halkından olan birçok kişi katıldı. Bütün zikar halkı bu cenaze törenine katıldılar. Bu da zikar halkı için yeni değildir. Dolayısıyla bütün zor günlerde birbirlerinin yanında olmuşlardır. Bu şehir her zaman şehitler vermiş ve vermeye devam ediyor. Bu mücahitlerin sonu elbette ki şehadet olacaktı. Cenaze töreni Nasiriye halkının atmış oldukları sloganları ile kent meydanından başlayarak bütün şehri dolaşmıştır. Bugün Nasiriye halkı savaşlarda üstün kahramanlık örneği sergileyen yıldızlarını bir cenaze töreni ile uğurladılar. Haçlı bir güçlerine bağlı 22. Tugay ve 3. Alay güçlerine yapılan saldırı sonrası Haçlı bir güçleri Salahaddin'in kuzeyinde bulunan Əl-İs ve mutabıkça bölgelerine askeri takviye birlikleri gönderdi. Haçlı Şabi güçleri de bağlı 22. Tugay, 3. Alay güçlerine yapılan saldırı sonrası Haçlı Şabi güçleri Salahaddin'in kuzeyinde bulunan El-İs ve mutabıkça bölgelerine askeri takviye birlikler gönderdi. Ordu güçlerine bağlı silah operasyonları ve hava kuvvetlerine bağlı savaş helikopterleri birlikleri kahramanca olay yerine hemen yetiştiler. Aynı zamanda bölgede Haçlı Şabi güçleri 22. Tugay birlikleri bulunuyordu. Bölgede bu tür saldırıların yaşanması mümkündür. Operasyonlarımız ise devam ediyor. Haçlı Şabi güçleri de bu bölgelerde bulunmaya devam edecektir. <laughs> Güvenlik güçleri Haçlı Şabi güçleri ile birlikte burada bulunuyorlar. Güvenlik durumu ise sağlanmıştır. Haçlı Şabi güçlerine bağlı askerleri ise her zaman Daesh terör örgütüne karşı savaşmaya devam edeceklerini ve İran güvenliğini korumada her zaman hazır olduklarını ifade ettiler. Haçlı Şabi toprağı ve kutsal yerleri korumak için her zaman var olacaktır. Selahaddin ili de şu an güvenli bir bölgedir. Çünkü Haçlı Şabi güçleri giriş çıkışlarını kontrol ediyor. Elektrik Bakanlığı öneğinə va ki, Ərküq və Salahaddin ələrində elektrik ötürmə xətlərinin elektrik güc sisteminin ayrılmasına və yüklərinin dağılmandırılmasına yol açan, orqanizə bir saldıriyə məruz qaldığına doğruladı. Bakanlıq terrorizmin Mosul barajı və patomu sol stansiyonu yaxınlarındakı Mosul barajı və qəyara xətti yaxınlarındakı doğu Mosul xətindəki enerji naqil külələrini hədəf aldığını bəltirdi. Bakanlık terör eylemlerinin de Kerkük ilindeki Gayara kerkük hattının bombalanmasında yol açtığını belirtti. Mali Komisyon üyeleri bölge ile ilgili 400 civarında not almıştır. Bu notları tamamladıktan sonra Şubat ayının başlangıcında bölgeyi milletvekillerine onay için sonacaklarını söylüyorlar. Mali Komisyonu, Vali ve Devlet sorumluları ile Konuk Evinde Görüşmesini Sürdürmektedir. Bazı milletvekillerin sözlerine göre bütçe, Şubat ayının başlangıcında parlamento başkanlığı için gönderilir. Mali Komisyonu, daha fazla gelir vergiyi veya maaşlardan kesinti içeren fıkrayı kaldıracaklarına çaba göstereceklerini bildirdiler. Mesela, farz-ı muhalefe kanuniye gelir vergisi kanuna aykırıdır. Çünkü uygun değil. Personelin üzerine yük yapmakla değilim. Eğer gelir vergisi veya kesinti taslağa girerse, ben parlamentoda bulunan milletvekilleriyle birlikte bu maddeyi iptal etmeye çalışırız. Şubat ayın başlangıcından itibaren her şey düzenlenir. Mali Komisyonu devlette bulunan sorunlarla görüşerek bütçede bulunan gerekli olmayan nafakaları azaltmak istiyorlar. Bu nafakaları sözleşmeli ve günlük çalışanlar için tahsis edeceklerini düşünüyorlar. Ayrıca Mali Komisyon petrol fiyatını yükselterek ve vergi yaparak gelirleri çoğaltmak istiyorlar. Tüm detayları istedik. Araba, mazot, bina ve tüm bütçede geçen malzemeleri. Çünkü bu para nereye gideceğini öğrenmemiz lazım. Son rakama detayları bilmeden azaltamayız. Çünkü masrafları bilmeden toplum rakamı azaltmak çok zordur. Buna göre detayları öğrenerek nafakalardan azaltabiliriz. Nafakaları azaltmak için oraklı değişik insanlardan milletvekillerinden 400 dilekçe almışız. Ayrıca parlamentoda tartışma yaparak bu azaltabiliriz. Mali Komisyonu şimdiye dek birçok devlet kuruluşlarıyla görüşmüş. Bugünler kalan kuruluşları tamamladıktan sonra bütçe milletvekilleri için onaya sunulur. Yıllardan beri Aksamasının ardından başlayan Bağıda Ta bundan Elceh Dereye tağının da geliştirme projesine tekrardan başlandı. Projeyi uygulayan kurumlar tarafından yapılan açıklamalara göre Dereye tağında temizlenməsi və yaşıl alanların həkkelməsi üçün zəminin hazırlanması işləmləri davam edir. Yıllardan beri aksamasının ardından başkent Bağdat'ta bulunan Elzeş Deryatağı'nın geliştirme projesi tekrardan başladı. Projeyi uygulayan kurumlar tarafından yapılan açıklamalara göre Deryatağı'nın temizlenmesi ve yeşil alanların ekilmesi için zeminin hazırlanması işlemleri devam ediyor. Başarat Amanet Bağdat ve Esnad'ın vizieratı devleti. Bağdat Büyükşehir Belediyesi ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde bulunarak der yatağının iki yakasını ve içinin temizlenmesi işlemlerini sürdürüyor. İkinci aşama ise sulama ve örgülü duvarların inşa aşamasıdır. Daha sonra tarım mevsimi başladığında ekin işlerine başlayacağız. Elzeş der yatağının geliştirmesi projesine Haşit Şabi güçleri ve El Sadır, El Gadir, 1. Rusafe gibi birçok belediyeler destek veriyorlar. طهرنا حوض القناة اللي طولها 23 كيلومتر اللي عندنا خبرة بيه الأخوة الآخرين در يتعانى بقان بلديالارن بلتوك عطقلارنو تمزلدك دوليسيلا بو بلديالار كاناليزاسيون عطقلارنو بو در يتعانى عطيولاردو عرضنان جرنتيو بوزان هرشيه قلدردوك دا صنرا آذلارو بوداما اشلملرنو يابتوك اكينلر اتشن توبرا دوزنلدك رفع الانقاض والنفايات الموجودة على əddəf qanat və beləliklə tövhə indənat dəriyatan ətrafında bulunan enkazlara təmizlədik ardından ihlal edənlərə qarşı uyarılar da bulundu bu ihlalərdən isə gezekondular askeri nöqtələr və barikadlardır Kırıkte elektrik dağıtım sürelerinin azalmasının ardından Gerük Elektrik Dağıtım Müdürü Mühendis Leys Talaat Kırkın, "Elektrik payı 450 MW olduğunu söyledi. Biz e, halen eee istamalıkh e, şebekeden e, takriben 450 MW, 450 MW e, Kerkutun, Ağdayna, var için. E, bizde خطط امنية var, خطط tavarı var, eee مستشفيات sahi. خطوط أمنية جيش حشد أي وقت خطوط خدمية وار نفط خطوط نقل نفط خطوط الماء خطوط الري بلار بس ده خطوط خدمية للطوارئ طوارئ مجبور بلارا توفير الكهرباء كهرباء أي وقت ده بزنبو حسامز عنده شكل مرتبطة منظومة سيطرة وطنية تم بين علاقته إنتاج عنده توليد عنده توليد 18000 ميجاوات عنده 10000 ميجاواة شبكة فقدت ميجاوات أسباب وار بير شيء موضوع وار بو استيراد الغاز الإيراني. bu fetra biraz bizim abracımız hutut nakle nakli dördüz keyfi. Bunlar taarruz ettiler amal irhabiye. Bizde hutut-ı nakli ve hutut-ı Mansuriye. Bunlar e, irhab e, burjları düşürttü. Başladılar daha e, şebeket nakil cemaati burjlarda işlediler. E, Ondan dolayı başladık, şeddamın bizde iki kâkıda. Hesamız indi. Ee, aynı zamanda biz durmamışıq. bizde meşaryeg var meşaryeg halinden işleri bu durumda muazzama yoktu. tahsisat azdı e, hükümetin durumun bilir e, korona mevzuğu oldu e, İqtisad durdu e, Bizim meşaryeg biz müstemirdi e, meşaryeg var penge araydındı halinden Tarık e, tarafında biz var e, köprüde var Havca'da, e, var güney karaküpta ee, halen bizim saatte ciz tekriben e, 4-5-6 saatti. Çünkü manzuma bizde megawattımız azdı. Ve inşallah e, biz öz e, kifayetimize ulaşarak bir halet e, manzuma işlediği zaman ve bu yakında da inşallah işleyecekti. Mufavlat var vizarede. Hotat vizarede durmuyordu. حكمت بر دستك بو شركات نقل انتاج توزيع دور دعم محافظ دان دور ميب بزم ملت وكيل لار دعين دور ميب لار چوخ طلب وان شاء الله دو بن نتيجة ولا شارق اما بزم برجامز ملتن برز تحمل اسنا بفترانه Saladin ile bağlı Tuzurmat ilçesinde Beyaz Ordu adıyla bilinen sağlık alanında vatandaşa en iyi hizmeti sormak için caba gösteriyor. izliyoruz. Selahattin iline bağlı Tusurmatu ilçesinde Beyaz Ordu diye adlandırılan sağlık sektörü çalışanları vatandaşın hayatını kurtarmak ve korumak için gecelerini gündüzlerine katmaktadırlar. Özellikle koronavirüs salgınının gelmesinden bu yana sağlık alanlarında büyük emek sarf etmektedirler. İlçedeki vatandaşları ise sağlık ekiplerini yaptıkları büyük fedakarlıktan dolayı teşekkür etmektedirler. İnşallah 2021 ili inşallah eh, hayırlı Iraklara, e, hayırlı ildi Hapı Iraklara düz milletine. biz 2021'de yani bildiği yani bu isabat çok oldu. E, yani subhanallah yani hem hasada fazla intişar etti. Biz elhamdülillah şükür yani e, hal yani taamül ettik. E, yani hep şeyden bu isabalardan. E, takriben bizim yani icraat vukaiye ilaciye var idi. تعاون شكاكي كرئيس وحده الاداريه السيد قائم قام دكتور حسن زين عابدين والقوات الامنيه والدوائر المعنيه ودار الصحه الصلاح الدين والوزاره, والوزارة بصن تعاون تشوخ محافظان تعاون شكاكي بس الحمد لله شكو يعني مرحله ذا اذا بلدخ حملات فصل داغن سيكوزيل حمله داغن فصل عيد دا بزن مواد هبصم يعني تمام بداية ياسب كيس شيء يعني هلاك لخ شاكتغ. بس يعني حدود للكيس بس الحمد لله الله فرجته taavun oldu, ahaliden de azilde oldu. İndiye kadar 2882 sabahımız oldu. Biz şifada... şifa da takımın 2820. Yani maşallah şifaydan sabah müteadildiler. Yani çok iyi bir merhalde. Bizimki bizim kekavadırlar. Tıbbiye ve idariye hapsı elhamdülillah şükür. Hapsı da yoruldu. Hapsı da bir yani عمل جماعي مشترك إيش لادخ الحمد لله نتيجة سنة مملكة الحمد لله ما قيت أوضاع بلدة مملكة بو الأرض. الحمد لله بشكر بيز إكيد من إجري بالرغم بو إصابات شو بو كورونا مثلا حبة بغداد عارب بس الحمد لله بشكر كا خدمات شو كا جدا يعني بيز بيرين شنده بي 130 بين مراج أباخ مشخ اسنان تقريبا 12 بين يعني خدمات يرت مش اسنان شن اشعاشن 2000 زواج بزم يعني وحده زواج مزور مركزي تقريبا 3000 دي يخاره علاج تبعي مزور اين 10000 دي يخاره 10 يعني قلان خدمات لردا يعني الحمد لله وشكر بالرغم بو يعني ظروف ملت اغراضي بس مراكز لارمز مؤسسات لارمز اذا بلدي اثبات يتسن يعني بر الدن خدمات مركزي بر الدن ميدانيه ملتا دكتور محمد اكبر علي مدير قطاع طوس Sayın Seyirciler, Araktürkman Cebesi, Telefer ilçesinde kale bürosu adında ikinci bürosunu açmıştır. Bir büronun açılışıyla Araktürkman Cebesi ilçe halkına üstün bir hizmet sunmayı hedefliyor. İzliyoruz. Talaffarda Sonqullarda Əraq Türkmen Cəbhəsinin Əl-Qalə ismli ofisi açıldı. Hazır olanlar Əraq Türkmen Cəbhəsi Talaffar Təşkilat Başkanı və dəyər vətəndaşlar bu yeni ofisin açılmasının önəmindən şöylə konuştular. Xüsusilə yetim və şəifət ailələrinə xidmət təqdim etmələrindən. Bu gün gerçək bir sevinçli bir gündürük. Əraq Türkmen Cəbhəsi və Talaffar təşkilatı bizim bizim qələbə olsun bu günü açdıq. Çox sevindik. Çünkü bildiğiniz gibi eskiden aynı bu büromuz vardı. Daşten önce. Ama maalesef işte bildiğiniz gibi Tlafar'ın nelere ulaşmıştı. E, Amacımız da neydi? Tlafar'ın bir tarafına e, hizmetimiz çoğaltmaktı. Bildiğiniz gibi eskiden biz e, bir binayda naşatlarımız görüyorduk. Şimdi çok iki binayda olsun. 2014 tane Bizim e, büromuz açığıydı. Bu Türkmen insanlarının Tlafar'ın eğer dahil kasabası olsa eğer köylerin Türkmenler olsa biz humuna e, yok. Ve inşallah kalıq biz hizmetçi Ve biz de inşallah biz eğer hası aile var ise fakir ve hası aile var ise şehit biz bir şühedelere kanların töküp bu, bu, millet khatürcü. Kanların töküp dille cıvan gittiler. Aileleri kaldı. Ve biz indi boynumuzun borcu mənə xidmətinə qəmağ. Bizim boyun boyucu özlərinə bir yardım gətirsə özlərinə dağıtmağımıza. 2014-dən öncə kapatılan bu ofisin açılışa tələfer elçisinə xidmət təqdim etmək və vətəndaşların sıxıntıları yanında durmaq və bəzi problemlərə çüzüm bulmaqdadır. Eee bildiyiniz kimi, eee bizim qala bürosu 2004-dən öncə e, vardı, çalışırdılar, millət üçün çalışırdılar, tələfar üçün çalışırdılar. Daş girdikten sonra bütün bürolarımız ve teşkilatlarımız kapalandı. Çünkü her yer kapa, kapalı oldu. Bir gün biz Irak Türkmen Cebhesi olarak bunu bir yazı yazdık. Bu bürolarımız yeniden açılmasını. Ve Allah'a şükür geçen günlerde yazıyı açtı. Bir gün de kala bürosunu açtık. İnşallah bu bölgeye hizmet verir. Hizmetleri açılır açılmaz başladı maşallah. Yani Türkçe kursları olsun veya ortaokul kursları olsun veya lise kursları olsun e, açılır açılmaz başladı. Talafarda Irak Türkmen cephesi El Kal'a ofisinin açılışı tümle tabii büyük bir destektir. Talafar ilçesinden Galibsto El Türkmen uydu kanalı Ordone Başkent Hamandağ çatışan Yemenli taraflar arasında tutuklu takası için yine bir müzakereler turu başladı. BM Yemen misyonu geçen yıl 165 kişinin ser serbest bırakılmasını içeren en büyük takas anlaşmasının uygulanmasının ardından ek saydaki tutuklu ve tutukluların serbest bırakılmasını da tartışmak üzere toplantının başladığını duyurdu. Filistin yönetimi Avrupa Birliği'nin bu yılın sonunda yapılması planlanan genel Filistin seçimlerinin gidişin gidiş tayını izlemeye ve desteklemeye çağırdı. Filistin Başbakanı Muhammed Şikayi Avrupa Birliği temsilcisi Sivan Ko ile yaptığı görüşmede Merkez Seçim Komitesi bölgesine ve sandıkların denetilmesi için uluslararası gözlemcilerin Gönderilmesine destek çağrısında bulundu. Ayrıca Ical altındaki kuz kentindeki Filistinlilerin, ister koşarak ister oy kullanarak seçimlere katılmalarını sağlaması için İsrail'e baskı çağrısında bulundu. Fas ile yapılan yeni müzakireler torundan sonra Libya'daki çatışmalı taraflardan biri ülkedeki yedi egemenlik pozisyonunun için adaylık başvurularının açıldığını açıkladı. Siyasi diyalıklara katılanlar önemli vizyonlar için aday başvuruları düzenlemek ve sonma için çalışma grupları kurma konusunda anlaştılar. Anayasa taslağı, referandumun ve yıl sonu yapılacak olan seçim için bir yol haritasının da belirlenmesi için Mısır'da yeni müzakereler yapılacak. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölge ülkeleriyle diyalog yapılmasını memnuniyetle karşıladı. Zarif, ülkesinde her zaman bölgenin ülkeleri arasında diyalog, işbirliğine ve güven Yönetimler bulmaya ihtiyacı olduğunu vurguladığını söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili bağların güçlendirilmesi vurgusunu yaptı. ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili bağların güçlendirilmesi vurgusu yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 46. başkanlığı görevine gelen Joe Biden, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Biden, Macron'a ABD'nin en eski müttefiki Fransa ile ikili bağlarını güçlendirmek istediğini söylediğine işaret edilen açıklamada ABD'nin NATO ve Avrupa Birliği'de de dahil transatlantik ilişkilerini geliştirme konusundaki sözünü yenilediği aktarıldı. İki liderin iklim değişikliği, COVID-19 küresel ekonomik iyileşme gibi ortak sorunları ele almada yakın işbirliğinin gerekliliği konusunda Mutabık kaldıkları belirtilen açıklamada Çin, Orta Doğu, Rusya ve Sal gibi dış politika önceliklerinde birlikte çalışmak konusunda hemfikir oldukları kaydedildi. Cumhuriyetçiler Trump'ın Sinato'da görevden alınmasına karşı ağır bir direniş sözü verdiler. Özüze Cumhuriyetçi yetkililer Sinato'da 50 sandalyeyi yeni kontrol eden demokratların Trump'ı da kınamak için 17 cumhuriyetçi oy alma yeteneğini sorgulayan siyasi ve anayasal şahsiyetler sondular. Başkanlıktan ayrıldıktan sonra sıradan biri vatandaş düştüğü için Sinato'nun da Trump'ı kavuşturma yetkisine sahip olmadığını iddia ettiler. ABD'ş ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell, başkanlığındaki toplantının gündeminde Rus muhalifi Alexei Novalin'in de gözaltına alınmasından sonra ABA Rusya ilişkileriyle 46. ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından transatlantik ilişkileri ön sıraları alıyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Jose Borrell başkanlığındaki toplantının gündeminde Rus muhalif Alexey Navalny'nin gözaltına alınmasından sonra AB Rusya ilişkileriyle 46. ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından transatlantik ilişkileri ön sıraları alıyor. Bakanlar ayrıca AB'nin satın alacağı yeni tip koronavirüse, COVID-19'a karşı geliştirilen aşıları düşük gelirli ülkelere paylaşması, salgınla mücadele kapsamında ülkelerin uyguladığı seyahat kısıtlamaları gibi tedbirlerin koordinasyonu, Bosna Hersek'teki göçmenlerin durumu, Mısır'da bir İtalyan öğrencinin öldürülmesi, Körfez ülkelerindeki gelişmeler, Hong Kong ve Venezuela'daki durumu ile Brexit sonrası İngiltere ile ilişkileri de ele alacak. Bakanların gündeminde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen hafta Brüksel'de AB yetkilileriyle yaptığı görüşmelerden sonra Türkiye AB ilişkileri de olacak. ABD Dışişleri Bakanlarının toplantısında Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Matagi'de video konferansla bağlanacak ve AB-Japonya ilişkilerinin yanı sıra Asya'da işbirliği imkanları konuşulacak. İkinci gün Öst-Östə yapılan Ehlallar kavşamında 15 Çin uçağı Tayvan hava sahasına giriş yaptı. Tayvanlı yetkilər Çin ihlallarında nüküllü savaş başlıqlı toşıya bilən 8 bombandırma uçağı içədiyini bildirdi. Ayrıca Tayvan hava qüvətləri Çin savaş uçağına və bomba filosuna bir uyarı göndərdi və gözetim üçün füzələr konuşlandırdı. Hollanda polisi sigortaca ve yağma eylemleri arasında sukağa çıkma yasağını protesto eden göstericiler ile güvenli gücüleri arasında çatışmalara tanık olan birkaç şehirde 250'den fazla kişiyi tutukladı. Karagaj gece boyunca sukağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere koronavirüsle mücadele için yeni ve daha katı kısıtlamaların getirilmesinin ikinci gününde patlak verdi ve polisin de Amsterdam'ın merkezinde taze Suuf Suf ve Süvari kullandığı gösterilere yol açtı. Fransa'da <laughs> yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında son 24 saatte 172 kişi yaşamını yitirirken 24 bin yeni vaka kaydedildi. Fransa'da yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında son 24 saatte 172 kişi yaşamını yitirdi. Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre virüs tespit edilen kişi sayısı 18436 artışla 3 milyon 53 1617'ye yükseldi. Ülkede son 24 saatte 172 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 73.049'a çıktı. Hastanelerde 2965'i yoğun bakımda olmak üzere 26.393 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 240 artışla 216.965'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1.026.871'e çıktı. Bilim Kurulu Başkanı Gianfrancios Delfraisi BFM TV kanalına yaptığı açıklamada İngiltere temaslı COVID-19'un daha hızlı yayılan türü bağlantılı vakaların arttığını belirtti. Delfraisi ülkede yeniden karantina kararı alınması gerekebileceğini söyledi. Mısır'da Çin'den alınan Sinopharm aşının da ilk dozunun sağlık personellerine uygulamaya başlandığını bildirildi. Mısır'da Çin'den alınan Sinopharm aşısının ilk dozunun sağlık personeline uygulanmaya başladığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çin'den alınan Sinopharm Aşısının ilk dozu ülkenin kuzeydoğusundaki İsmailiye kentinde Abu Halife Karantina Hastanesi'ndeki sağlık personeline uygulanmaya başlandı. Aşı uygulaması aşamalı olarak önce Covid-19 karantina hastaneleri ve virüs tespiti yapılan hastanelerdeki sağlıkçılara, yaşlılara, kronik hastalara ve son olarak diğer gruplara yapılacak. Bakanlık 140 milyon doz Covid-19 aşısına diploma imkanları olduğunu, halkın çeşitli kesimlerine uygulamak üzere 100 milyon doz aşı sağlanacağını belirtti. Haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarına hatırlayalım. Genel Kurmay Başkanı Kor General Abdülhamir Yaralla, Orta Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kor General Abdülhamir Eşşamari, bir dizi asker birliklerini ziyaret gerçekleştirerek denetimde bulundular. Rus hava sirkülasyon uçakları bugün sabah vakti Makuldağlarında Daışter örgütü teröristlerini hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. Elektrik Bakanlığına göre Nevaker Kük ve Salahaddin elinde elektrik iletim hatlarının elektrik güç sisteminin de ayrılmasına ve yük yüklerinin de sınırlandırılmasına yol açan organize bir saldırıya maruz kaldığını doğruladı. Ordu'nun başkenti Amman'da çatışan Yemenli taraflar arasında tutuklu takas için yeni bir müzakereler toruğu başladı. İran, İslam Cumhuriyeti Dişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif bölge ülkeleriyle diyalog yapılmasını memnuniyetle karşıladı. Fransa'da yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında son 24 saatte 172 kişi yaşamını yitirirken 24.000 yeni vaka kaydedildi. Sayın seyircilerimiz haberlerimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.